Kusura bakmayın ama kişisel hayatımı iş hayatımla karıştırmak istemem. Mişti ile aranızda olanlar hakkında konuşmak bana düşmez. Mişti benim arkadaşım. Onun hakkında böyle şeyler söyleyemezsiniz. En iyisi bu konuyu kapatalım. Yoksa kusura bakmayın ama gitmem gerekecek efendim. Dur, tamam. Bekle. Ben ne Mişti hakkında kötü bir şey diyorum, ne de bana laf taşımanı istiyorum. Ben sadece... Bak, biz arkadaşız. Sana bir şeyler anlatıyordur. Beni de bir senedir tanıyorsun. Arnav, en azından söyleyeceklerimi dinler misin? Gel, otur. Pare, bir düşünsene. Kendini benim yerime koy. Mumbai'ye ilk geldiğimde hiç kimsem yoktu. Yani elbette Vir vardı ve hala var ama başka kimseyi tanımıyordum. Sonra seninle tanıştık. Yani tamam, arkadaşlığımız çok iyi başlamadı belki ama bence güzel bir arkadaşlığın habercisiydi. Seni nişanda gördüğümde çok mutlu olmuştum. Hiç bilmediğim bir yerde tanıdık bir yüz görmek çok güzel bir şeydi. Bunu bilir misin? Gerçekten mi? Evet. Ruhan, sana bir şey sormam gerek. Hı? Sor hadi. Sana soracağım şey... aslında sana sormak istediğim değil de söylemek istiyorum. Sana söylemek istediğim bir şey var. Bugün onu bir şekilde söyleyeceğim. Bir şekilde söyleyeceğim. Pari, neden panik yapıyorsun? Neden çekiniyorsun? Söylemek istediğim, sormak istediğim... Aslında sormak istediğim, acaba Batman neden Avengers'ın bir parçası değildi sence? Batman... Evet, Batman de Avengers'da olmalıydı. Batman hariç bütün kahramanlar orada. Eminim Batman çok üzülmüştür. Tebrik ederim. Mişti. Teşekkür ederim. Neyin var böyle? Benim mi? Neyim olacak? Yok bir şeyim. Otursana. Tamam. Ay. Oo, ödülün de pek güzelmiş. Aynı senin gibi Paris. Teşekkürler. Tebrik ederim. Tebrik. Seni de tebrik ederim Ruhan. Teşekkürler. Söylesene. Pari ile birbirinizden hoşlanıyorsunuz değil mi? Affedersin. Yani çok seviyorsunuz birbirinizi. Efendim, ben onu seviyorum. Ama o beni sevmiyor. Sen ciddi misin? Ben sandım ki yani Pari ve sen ne bileyim hep bir aradasınız. Hatta bizim nişanda da beraberdiniz. Yani öyle bir görünüyorsunuz ki... Hemen evlenirsiniz sanmıştım ben. Yani... Birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz. Sorun ne peki? Evet efendim. Açık açık beni... sevmediğini söyledi. Çok şaşırdım. Ama hala arkadaşsınız. Mesela Mişti ve ben asla arkadaş olamayız. Efendim, sizin Mişti ile olan ilişkiniz hakkında bir şey söyleyemem. Ama aşkın illa da karşılıklı olması gerekmiyor bence. Sırf aşkıma karşılık vermiyor diye birinden nefret etmek bence çok yanlış bir davranış. Eğer hayatında bir başkası varsa olsun. Bu hiç sorun değil. Erkek arkadaşı olamıyorsam ben de arkadaşı olur. En azından hayatında önemli bir yerim olur. İyi misin? Evet. Ben çok üzgünüm Pari, çok üzgünüm. Önemli değil. Gidip temizleyeyim. Ne yapıyorsun? Ruhan, neyin var senin?
Nasıl yani, anlayamadım. O yaptığın neydi öyle? Ne yapmışım ki ben? Ben sadece sevdiğim kızın elini tutuyorum, o kadar. Bence bunda ters ya da yanlış olan bir şey yok. Ben elini bir an için değil, bir ömür için tuttum. İyi de Pari de masadaydı. Biliyorum Pari'nin de masada olduğunu ama masanın altından tuttum. Hem bence görmemiştir bile. Neden bu kadar tepki verdin ki sen şimdi? Evet, lütfen bir tane daha alayım. Hanımefendi için de meyve suyu lütfen. Pari için de gazoz alayım. Hayır. Shanti teyzen, Nikki ile Ruhan'ı evlendirmek istiyor. Dur, acele etme. Ruhan'ı beğenmene sevindim ama Ruhan'la da bir konuşmamız gerek, öyle değil mi? Doğru, ama biz hemen evet diyoruz, hiç merak etmeyin. Gel bakayım, harika birini buldun bize. Sen kimseye çaktırmadan Nikki'yi çağır. Önce Ruhan'la bir tanışsınlar, konuşsunlar. Sonrasına bakarız. Ne? Hayır. Mişti. Diyorum ki acılı patates ve acılı tavuk sote söyledim. Başka bir şey ister misin? Hayır, istemem. Teşekkürler. Mişti. Ben buradayım. Kimi düşünüyorsun? Ha? Bir sorun mu var? Bir şey yok. Gülümsüyorum hatta. Ya tabii. Sen gülümsüyorsun ama gözlerin başka bir şey söylüyor. Anlatsana. Gerçekten bir şey yok. Peki madem. Bir şey yoksa benim üzerime yemin et. Ne? Benim üzerime yemin et. Ne yemini? Hadi. Çocuk muyuz biz de biri inanmadı diye diğeri kalkıp yemin edecek. Lütfen uğraşma benimle Ruhan. Saçmalıyorsun şu an. Uğraşmak mı? Seninle uğraşmıyorum ki. Ne zaman uğraştım? Sadece yemin et diyorum. Biri benden yemin etmemi isteseydi hemen ederdim. Yeminlik bir durum yok. Sen beni merak etme. Hem zaten merak edilecek başka insanlar var. Öyle mi? Kimmiş peki onlar? Bilmiyorum. Neyin var senin? Neden böyle davranıyorsun? Bir şeyim yok. Senin için endişelenen birileri var. Onlara olanlar oldu birden. Sen iyi misin? Neden kendi kendine konuşuyorsun? Evet, kendi kendime konuşuyorum. Delirdim. Senin derdin ne? Söyler misin Ruhan? Geldiğimden beri bir huzur içinde oturamadım şurada. Benimle dalga geçip duruyorsun. Pekala. Bırak da şunun tadını çıkartayım. Rahat rahat. Şimdi ne var? Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun. Garip davranıyorsun. Ben de kendinde misin diye bakıyorum işte. Doğruyu söyle. Kendinde değilsin, değil mi? Yok yere kavga ediyorsun benimle. O yüzden böyle düşünmen gayet normal bir şey aslında. Ha, yok yere kavga edesin varsa eğer o halde buna da itirazım yok. Sadece bunu bana baştan söyle ki hazırlıklı olayım. Enerjini boşa harcamak mı? Kim için? Vay canına Arnav. Sana inanamıyorum. Bir de bana bak. Mişti beni istemiyor diye hepten karalar bağladım. Şu halime bak. Peki, parayı başkasıyla görmek için acıtmıyor mu? Tabii ki acıtıyor. Acıtmaz mı? Hem de nasıl? Ama eğer ona kızacak olursam içim daha da çok acır. O yüzden onun mutluluğuyla mutlu olmaya çalışıyorum. Takdire şayan. Cidden. İnanılmazsın. Peki, Pari'nin erkek arkadaşını gördün mü hiç? Görmez olur mu? Hem de her gün. Ruhan. Ne? Sen ciddi misin?
Biliyordum Ruhan. Mişti ile aranızda hiçbir şey yok. Sen bana böyle bir şey asla yapmazsın. Çok acı bu. Neden bunu söyledin? Acı yemediğimi bile bile hem de. Neden yaptın bunu Ruhan? Buna rağmen söyledin öyle Affedersin, değil mi? Affedersin ama ben sana acılı patates ve acılı tavuk sote söyledim ve sen de tamam dedin bana. Ne var yani tamam dediysen fark etmez ki. Ruhan acı yemeyeceğimi bilmen lazımdı. Ablan bugün var ya, gerçekten bambaşka bir halde ve geldiğinden beri sinirli. Demedi deme ama kesin bir derdi var. Merak etme Ruhan. Mişti şimdi söylemese de daha sonra söyler ne olduğunu. Çünkü Mişti hiçbir şeyi içinde tutamaz. Öyle değil mi? Ama Ruhan, sen de yanlış yapmışsın. Her gün birlikte yiyoruz. Yani Mişti'nin acılı yemediğini bilmen gerekirdi. Bak, acı yemediğini biliyorum. Ama bugün hatırım için bir şey yiyebiliriz. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Yok bir şey. Sakin ol. Araya mesafe koymak başka bir şey. Ama sen beni görmezden geliyorsun. Mişti, ne oldu böyle? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Neden böyle davranıyorsun? Bu öfkeni anlayamıyorum Mişti. Kalbinden neler geçiyor bilmiyorum. Neden böyle vurdum duymazsın? Neden uzaksın benden? Benden uzak durarak beni neden üzüyorsun? Ruhan, elimi bırak. Canım acıyor. Bırak lütfen. Önce ne yaptığımı söyle bana lütfen. Mişti? Ruhan! Ruhan, seni tanıştırmak istediğim biri var. Niki! Niki, bu
Ruhan. Ruhan, bu da Niki. Merhaba. Selam. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen moda fotoğrafçısısın ya hani, Niki de model olmak istiyor. O yüzden seninle tanışmak istedi. Mişti, bitkiyi koparacaksın, ne yapıyorsun? Ne? Yok bir şey, devam et sen. Aa, gidip salonda konuşabilirsiniz. Dışarısı çok sıcak. Haklısın babaanne, sen git ben geliyorum. Tamam. Hı? Soğukmuş diye tam olarak soğuk bir toprak. Gerçi sen çok tatlısın. Devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.